Sayın izleyicilerimiz, sizlere bugün Eğirdir Tepeli Köyü'nden sesleniyoruz. Tepeli Köyü, Türkiye'de en iyi elma yetiştiren köylerden birisi. Tabiri caizse burası elmanın başkenti. Gerçekten çok güzel elma yetiştiriyor. Bakar mısınız lütfen şu güzelliğe? Şöyle dipten tepeye bu elmalar Tepeli'de yetişiyor. Burada insanlar gerçekten çok güzel elma yetiştiriyor. Şöyle baktığımızda hepsi kıpkırmızı. Renkleri çok güzel, kokuları çok güzel, tatları çok güzel, insanları çok güzel. Bu bakımdan ben bu köylülerimizi tebrik ediyorum. Bugüne kadar yaptıkları iş mükemmel bir iş. Gerçekten bu elmacılık öyle kolay bir iş değil. Yılları alıyor. Aylarını, haftalarını, günlerini her gün burada geçiriyor bu insanlar. Ve büyük emek sonucunda bu hale gelmiş bahçeler. Bu elmayı yetiştiren köylülerimizden köyün muhtarı Mehmet Bey ile beraberiz. Mehmet Bey, nasılsınız, iyi misiniz? İyiyiz hamdolsun, sağ olun, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bize bir kendinizi tanıtır mısınız? Biz Tepeli Köyü'nün halklarından Mehmet Şahan. Evet. Muhtar olaraktan görevdeyiz şu anda. Evet. Bahçemiz elmalı, tabii sizin bahsettiğiniz gibi ömrümüz bahçelerde geçiyor. Evet. Bir çocuk bakar gibi bakıyoruz. Evet. Ya maşallah, hakikaten çok güzel elma yetiştirmişsiniz. Yani ne yaptınız da bu elmalar böyle kıpkırmızı bu kadar güzel oldu mu Mehmet Bey? Buyur, maşallah, dediğiniz gibi gerçekten çok güzel. Kübre olaraktan da 2 yıldır Doktor Süfer kübrelerini kullanıyoruz. Bunları kullanıyorsunuz. Evet, başka hiçbir şekilde başka kübre kullanmadık. Sadece bu yıl bize mal tersi verdik. Onun harici hiçbir zaman başka bir fenli kübre kullanmadık. Peki nasıl başladınız, ne kullandınız, onu da bir açıklar mısınız? Baharın ilk zamanlar fe olandan verdik. Sarı ortadaki gübreden verdiniz. Sarı ortadaki fe olandan verdik. Baharın da tabii hava çok kurak geçtiği için çocuklar traktörü ilk önce ikisi var sıra attık. Üçüncüye fe'den döktük. Tabana döktünüz. Tabana. Motorla bir aparatör yaptık. O şekilde. Dördüncü tekrar suyuna döktük. Hava kurak geçtiği için kübresini güzel alsın diye. Ya maşallah, çok da güzel almış. Hatta bu biraz arada fazla güzel almış senin bu elmalar. İnşallah. Cenab-ı Allah'ın hikmeti inşallah. Ya güzel gerçekten. Geçiyor. Ondan sonra ne yaptınız? Ondan sarı gübreden sonra? Tabii yine başından uyguladık. Arkasından diğer küplerimize kullandık zamanı gelince. Mor ve yeşil gübreleri kullandık. Evet, onları kullandık. Maşallah sayın izleyicilerimiz, şurada bakarsanız 70'ten başlıyor, 70, 80, 90, hatta 100'lük şey var. Yani aslında biraz da fazla büyümüş bunlar. Normal tüccarın istediği 70-75 arası. Bunlar gerçekten renk ve kalite olarak mükemmel yetiştirilmiş. Ben çiftçimizi, muhtarımızı tebrik ediyorum, teşekkür ediyorum. Gerçekten mükemmel iş yapmış. Biz de teşekkür ederiz. Sağ olun Suat Bey. Tabii bunların sizlerin yardımlarıyla, sizlerin tavsiyesiyle olan bir şey. Yani gerçekten, ama bunlar sadece bizim bize yorarsak bu yanlış olur. Çünkü neden? Gübre işin bir kısmı. Bu çiftçilikte sadece gübreyle bu iş olmaz. Evet. Bu işin ilk baştan dikimi var, budaması var, sulaması var, gübrelemesi var, ilaçlaması var, hasatı var, çocuk pazarlaması var, çocuk bakar gibi. Peki muhtarım, herkes çok güzel elma yetiştirmiş, diğer işlerini güzel yapmış ama bir de siz bize bunları satabildiniz mi, paraya çevirebildiniz mi, sıkıntılarınız nelerdir? Biraz da onlardan bahseder misin? Sıkıntılarımız, elmamız tabii ne kadar güzel de olsa pazarımız yok. Pazarımız çok düşük. Yani şu an bu elmayı geliyor adam 2,5 dahi vermiyor. 2,5 lira dahi vermiyor bu güzel elmaya. Şuna bakın sayın izin. Gerçekten inanılmaz derecede güzel elmalar ve 2,5 lira etmiyor diyorsun. Evet, 2,5 lira dahi vermedi. İstanbul'da 10 lira bu elma. Evet, onlarda 10 lira. Ya gerçekten şu güzelliğe bakın sayın izleyicilerimiz. Gerçekten ne kadar güzel elmalar. Şöyle bakalım. Hepsi, bir tanesi falan değil. Şöyle karşıya bakın. Orada da aynı. Elmaların hepsi çok güzel. Çiftçi işini yapmış. Hem de mükemmel yapmış. Ama tek eksiği burada satamamak. Dün de aynen çekmiştik. Öyle. Aynı sıkıntılar o çiftçimizde de vardı. Elma üreticileri
bir yardım bekliyor. Nasıl bir yardım? Elmalarının satılmasını istiyor. Elmalarının satılması için biz yardım istiyoruz. Evet. Devletimizden, herkesten bir yardım istiyoruz. Hakikaten elma satması çok zor. Evet. Yetiştirmesinden daha çok zor. Peki yani bu çok olduğundan mı böyle? Neden evet. bu böyle? Sayın muhtarım. Hayır, pazar olmadığı zaman olmuyor. Pazar olmadı mı sıkıntı evet. yani mükemmel de yetiştirsen götürüp ya depoya atacaksın. Büyüklerimiz der malını değil pazarını yok. Pazar olmadı mı olmuyor. Evet. İllaki pazarımız olacak. Hakikaten şu güzel elmalar para etmemesi gerçekten üzücü. 2,5 lira bile vermiyorlar diyor. Gerçekten çok üzücü bir durum. İnşallah ben tez zamanda bu elmalara müşteri çıkar bir tüccar çıkar da evet, alır. İnşallah. Ve siz de bunlardan biraz para kazanabilirseniz İnşallah. Gerçekten çiftçimiz çok memnun olur, mutlu olur. Aynen ben öyle. Sizlere teşekkür ediyorum, tebrik ederiz. Ediyorum. Bugüne kadar geldiniz buraya yardımcı oldunuz. Sağ olun, Allah razı olsun. Sizden de. Emeği geçen herkese Allah razı olsun.